I think it will be quite a different game from the one in Malmö. We felt that Sivasspor was a little bit more risk minimizing at our pitch, not taking any risk in attack or defense, try to slow down the game and not give away anything. I think we will see a more aggressive team and a team that will put us under more pressure for sure. Biz bunun için öncelikle farklı bir maç olacağını düşünüyorum. Çünkü Malmö'nün oynadığımız ilk maçta Sivasspor'un çok risk kalmadığını, daha çok kapalı bir oyuna başlatan tarzda bir oyun ortaya koyduğunu gördük. Şimdi daha da bu alan ihtiyaçları olduğundan ötürü bu maça daha sert başlamaları, daha baskılı ve daha arzulu başlamaları düşünüyoruz. Yeah. No, I think it was a little bit blown out of proportion. It's we don't have the tradition in Sweden of greeting each other before the game, so it was a clear mistake from my side. I will try to take the chance to say hi tomorrow before the game. Of course, I think it's also an honest mistake. I rather make a mistake like that than not cutting the grass or not being friendly to the team that arrives, because I think we were in every way. So this was an honest mistake on my side, and I will try to make sure I don't repeat it. Biz İsveç'te genel olarak maçlardan önce böyle bir geleneğimiz yok, en sıkış bu anlamında. Ama orada bunu dediğim ben tabii ki haklı bulmuyorum. Ona bir merhaba diyecek fırsatım olmadı, bunu demeyi isterdim. Bunun dışında başka birkaç hatalar da oldu. Maçtan önce çimlerin kesilmesi gerekiyordu. Maçlardan bir çimin biçimlemesi durumu oldu. Basit bir hata yaptık. Evet, bunu kabul ediyorum. Bir daha bu hatayı tekrarlamamak için elimden geleni yapacağım. Yeah, I agree. It's a good advantage for us that we're in the middle of a season. We have prepared many games together. Just like Sivasspor, we have some new players in the summer. So of course, it always takes a bit of time to adjust. But it's a very well-organized team. We feel we are at the moment. They have cut together and come together as a group, which I'm really happy with. So that is an advantage for sure. I know Sivasspor at the moment struggle a little bit with getting the players in late and also getting good results in the early of the season, so I think that fills us with confidence for sure. Onda dediklerinize sonuna kadar katılıyorum. Diğerlerden önce bizim kendi ligimize başlama bize bir avantaj sağlıyor. Sivasspor gibi tabii ki bizim yeni transferlerimiz oldu. Ama yeni transferlerin takım arasında süresi boyunca bunu sağlamış bulunuyoruz. Çünkü daha önce başladığımız için daha organize grup olarak daha beraber, daha kompakt, daha iç içe de daha mutlu bir yerdeyiz. Durumdan da çok memnunum açıkçası. Sivasspor baktığımızda da bizden de başladığımızdan hiç tutuyor. Onlardan daha avantajlı bir şekilde ilk maçı oynamış bulunuyoruz. Öncelikle evet, stadyum gerçekten çok güzel bir stadyum. Gerçekten tamamen futbol için inşa edilmiş. Rahatsızlığında bir çok olacağına hiç şüphem yok. Skorla ilgili olarak da üçlük ilk maçı biz aldık. Bu bizim için iyi bir avantaj. Ama bu iki ayakta bir maç. İlk maçı biz aldık ama ilk maçta elemelerde psikoloji her zaman farklı olur. İlk maçı bizim almamıza rağmen şu an Sivas'ın farklı bir oyun ortaya koyacağını eminiz ve momentum tabii ki bu şekilde değişiyor. Şimdi karşımıza yeni bir Sivas olacağını, farklı bir şekilde mücadele edebileceklerini biliyoruz. Biz bunu da düşünerek hazırlıklarımızı yaptık. Evet, iki galibiyeti aldık. Evet, ama bunun avantajı da var. Evet, ama bu avantajları gözünde bulundurarak değil, tamamen hazırlanarak. Regarding the full stadium, I think I really like to think, of course, it's pressure to have fans against you, but it's also games like this that is the heart of sport. It's beautiful to come into a game that the players will remember for the rest of their lives, probably. So it's time to enjoy that moment and get the full effort out of it. Evet, taraftarlarla ilgili olarak da tamamen taraftarlar dolu stadyumda oynamak her zaman daha iyi, daha güzeldir. Oyuncular çünkü her zaman unutamayacağı anlar bırakabilir dolu stadyumlarda oynamak. Bu tamamen güzel bir şey olduğunu ve anı yaşamın değerini hatırlattığını düşünüyorum. It's going to be a tough game, of course, but we had a good result in the first game, and we want to do a same game like last game. And if we do a good game, of course, we want to go through. But we know it's not going to be easy. But yeah, we have a good hope to go through if we do things like we did last game. İlk maçta iyi bir sonuç elde ettik ve oradan galibiyetle ayrıldık. Bu sıradaki maçımızın da bu ilk maçımızdaki gibi iyi bir sonuçla bitirmek istiyoruz. Tabii ki bir kolay olmayacak ve bugün de çok zorlu bir rakip. Ortadan elimizden gelenleri istiyoruz. Buradan bir sonuç almamız gerekiyor. We as a players, everybody want to play in full stadiums, good atmosphere, good atmosphere, and so we're looking forward to it. We're used to it from home, so
yeah, looking forward to it. Dolayısıyla seyirci yönüne her zaman daha iyi. Biz bu zaman alışırız. Kendimiz iki orada bunu başlattı da seyirciler her zaman stadyumu dolduruyor. Ve bu güzel bir şey tabii ki. For me the Turkish football is a little bit more individual. While in Sweden it's a little bit more tactical. But so that's the biggest difference. You have maybe the individual skills in Turkey are a bit higher. But the tactical school in Sweden is a bit stronger. So it's en önemli fark Türk futbolu genel olarak bireyselliğe dayalı. İsviçre'de futbolu ise taktiksellik daha ön plandadır. Türkiye'ye baktığınız zaman bireysel yetenekli oyuncuların daha fazla olduğunu görürsünüz İsviçre futboluna ziyade. Ama İsviçre futbolunda ise taktikler çok da önemlidir ve bu konuda bence Türk futboluna daha ilerlerdir.